karelik bir alana yayılmış durumda. İtfaiye ekibin çalışmaları kesmeden devam ediyor. Çok sayıda itfaiye aracı var. İnanın ben saymakla ve takip etmekte zorluk çekiyorum. O denli büyük bir yangının olduğunu söyleyebiliriz. İçeriden dumanlar yükselmeye devam ediyor. Yangına müdahale de var. İçeride plastik atölyeleri var. Aynı zamanda iplik dokuma atölyelerinin de bulunduğu bölümde bir yangın meydana geldi ve atölyelerde çok hızlı bir şekilde yayıldı. Nedeni ise içeride kimyasal maddelerin de olması. Bu nedenle yangın hızla büyümeye devam ediyor. Dediğimiz gibi itfaiye ekipleri müdahalesi devam ediyor. İçeride kimsenin olup olmadığı da belli değil. Bundan dolayı bir panik var çevrede. İçeride kimsenin olduğunu izah edenler de var. İçeride çalışanların yakınları da burada. Dolayısıyla yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Polis çevrede güvenlik önlemleri almış durumda. Çok sayıda sokak, sokağın giriş çıkışları kapatıldı buraya. Ambulanslar da var. Olası tedbirler almaya devam ediyorlar. İçeride bir yaralının olduğunu ve çıkarıldığını söyleyebiliriz az önce. Yangın yaklaşık 2 saattir devam ediyor. Alevler de silah kumanlarda hızla yükselmeye devam ediyor binadan. Dediğiniz gibi tüm neredeyse çevre kentlerden dumanları görmek mümkün. İtfaiyenin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor Beyza Hatan. İçeride çok maddi hasarın meydana geldiğini söyleyebiliriz. Şu an için herhangi bir can kaybının olmadığı rahatlatıcı bir haber ama henüz netlik kazanmış değil. Burada yetkililerin açıklama yapmasını da ilerleyen dakikalarda bekliyor olacağız. Ve sizlere buradaki durumu aktarmayı sürdürüyoruz diyelim ve sürüyoruz.